biliyorum onu. İzmir'de ona çok sevdalı ama. Evet. Onu da bahsediyorum. Ben de İzmir başka tabii. İzmir başka. İzmir'in güneşi, insanı, sevdası, defası, defa çok önemli. İzmir'in bağlılığı, İzmir'in imbatı, İzmir'in kadını, İzmir'in insanı başladı. Çok başladı. Tabii günümüz çok önemli bir güne tanık ediyor. Burada buluşmamızın asıl nedeni tabii sizlerin o engin sevgisi ve vefasıyla Sayın Genel Başkan'ı dinlemek istiyorsunuz. Onun için bu sıcakta, bu nemli havaya koşup geldiniz. Ben de koşarak geldim size. Sizi ağırlamaya, sizin bu oturmanıza, moderatörlük yapmaya. Ama bugünün bir başka özelliği var aslında. Bu özellik özgürlük kokuyor. Ege zaten özgürlüğün başkenti diye ben hep içimde aklımdan geçen olur. Ta 1800'lerden, 1900'lerden Atatürk'ün Otatürk Savaşı'ndan o Hacı Destan Ağa'nın ebelerinden Ege'deki o kahramanlıklarından İzmir'in özgürlüğe bağlılığı İzmir'in Benim heyecanımda galiba yenik müştünüz o zaman. Evet, düzeltebilecek miyiz? Böyle devam mı edelim? Veya en yüksek okuyun. Ses düzelebilecek mi acaba? Murat Bey, el mikrofonu alayım ben, el mikrofonu alayım. Evet, el mikrofonu daha iyi. Bu da kesiliyor. El mikrofonu, pili zayıflıyor ya, sıcak da etkiliyor. Evet. Efendim? El mikrofonu. Öyle mi? %38 zamların elektriğimiz kesilmiş. Ben de bir kara geçtim. Ben de cuma havası oldum. Öyle mi? Evet. Ama siz de izin mi? Annem izin. Evet. Ne görüversin mezunluğunu? Evet. Şu anda. Evet, geldim. Evet, bugünün öneriden bahsediyorduk. Tabii ki Genel Başkan'ı dinlemek büyük bir keyif ve ufuk açıcı olacak hepimiz için ama bugünden de bahsetmeye bir gazeteci olarak benim görevim diye düşünüyorum. Çünkü 24 Temmuz sansürün Türk basını üzerinden kaldırıldı ilk gün diye. Ve ilk gün diyorum ona. Çünkü hala sansüre giden yolda 1920'lerden itibaren gelen ve Türk basınının Osmanlı döneminden beri yaşadığı büyük baskılardan sonra 1920'lerden
bize anlaşılmış ki medyaya olan baskı bir yerde gerçeğe olan sektör. O seti tutabilmesi için de sanatının kaldırılmasını isteyen dönemin hükümeti, yönetimi bizi Türk basınında ilk kez sanatının kaldırıldığı 24 Temmuz'da buluşturuyor. Ama daha sonra 116 yıl geçiyor bildiğiniz gibi. Çok bağırdılar atlatıyor Türk basını. Ve bu süre içinde 116 yıl boyunca devamlı tezgahlar, devamlı sansürlerle Türk basına mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir geçti de, sansür geçti de, sansür kalktı mı, özgürlükten geldi mi? Hayatımıza. Bunun cevabı sizin de içinizden söylediği gibi hayır. Özellikle bugün geldiğimiz noktada Türk basını dünya basın endeksi içinde utanacak bir noktadadır. Geldiğimiz noktada uluslararası toplantılarda da biz bunu hep söylüyoruz. Türk basını o endekslerde en diplerde yer almakta. Ve bu endekslerdeki en dipteki noktasından nasıl tekrar çıkacak, nasıl özgürlüğe konuşacağız, nasıl bu hapisler, bu tutuklamalar, gözaltılar yok olacak, hep beraber buna karar vereceğiz. Ben içinde kalan bir noktayı söyleyeyim, hemen sözü Sayın Genel Başkan'a vermek istiyorum. Son günlerde hayvan hakları ile ilgili biliyorsunuz Türkiye ayağa kalktı. Bazen dedim ki haberlerimiz zaten. Bir gazetecinin o hayvanlar kadar bile değerli olmuyor. Bunun için bile bir kişinin kılıklığına biliyorsa biz bundan büyük destek alıyoruz. Bir kişinin bile biz bu desteği sizlerden bekliyoruz. Şimdi burada bu aydın kitleye, bu İzmir'in özgürlük havası besleyen bu insanlardan ben şunu istiyorum. Tam da 24 Temmuz'da ben bunu istemek zorundayım. Bir kurumun da başkanı olarak ben bunu istemek zorundayım. Bütün meslektaşlarım adına. Bir gazeteciye dokunan olursa hayvan haklarıyla ilgili ayağa kalkan kitleler gibi hepimizin ayağa kalkmasını istiyorum. Aranızda o sandalyeye özgürlük sandalyesi oturup Sicilya'daki zindanlarda yapan gazetecilere özgürlük isteyen o nöbette sizlerden de gelenler mutlaka olmuştur. Şu anda pek de tabii bilemiyorum. Ama bir gazetecinin bile eğer bu özgürlükten mahrum kaldığını düşünüyorsanız lütfen ayağa kalkın. Lütfen sesinizi çıkarın. Çünkü bu aslında sizin sesiniz. Sizin gerçeğe ulaşmak sesiniz kısılmaktadır. Gerçeğe ulaşılmadıktan sonra da insanlar dışarı geliyor. İnsan gerçeğe ulaştığı müddetçe insandır. Demokrasi gerçeğe ulaştığı müddetçe tam demokrasinin havasını yaşatır. Onun için sizden bu yıldan pek uzda halkın bunun farkına varıp ayağa kalkmasını biliyorum sizden. Ve bunu yaşıyoruz. Sağ olun. Sayın Genel Başkan, size de sözü vermek istiyorum. Ben aslında bir basın tarihini ve istihdam dönemini, bütün o açılan gazetelerin hepsinin tarihini de getirmiştim ama gördüm ki burası daha heyecanlı ve sizden başka şeyler duymak istiyor. Onun için sözü, sözü size vermek istiyorum. Buyurun söz size. Çok teşekkür ederim. Öncelikle
öncelikle hanımefendi Pınar Hanım da kısa bir özet yaptı. Önce ben sözlerime şöyle başlayayım. Hayatını gazetecilikle kazanan ve mücadele eden rahmetli Uğur Mumcuk, Ümit Kaftancıoğlu, Musa Anter, Çetin Emeç, Metin Göktepe, Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dik'i ve Bülent Ülkü'yü rahmetle anıyorum. Bu olumlu gazetecilere ve bundan sonra da hayatını olumlu olarak sürdürecek gazetecilere armağan ediyorum. Kalemini satmayan yürekli gazetecilere hepsine selam olsun diyorum. Çünkü zor dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde kalemini satmamak gibi onurlu bir görevi üstlenen gazeteciler her zaman başımızın üstündedir. Onlara saygı duymak hepimizin görevi. Türkiye'de demokrasi var mı? Bunun üzerinde düşünmek zorundayız. Olmadığını biliyoruz. Ama yaşadığımız tablo düşüncelerimizi özgürce ifade edebileceğimiz bir tablo değil. Elinde kalemi olan gazeteci de yazarken düşünüyor, yarın hapse girebilir miyim diye. Konuşurken vatandaş acaba birilerinin ayağına bastım, beni ertesi gün hapse atarlar mı diye. Dolayısıyla demokrasi konusunda sınırta kalmış ve Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tek adam rejimi, bir daha ifade edeyim, tek adam rejimi Türkiye için felaket olan bir rejimdir. Tek adam rejiminde yargı olmaz. Tek adam rejiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi olmaz. Bunlar şekiller olur ama fiiller olmaz. Bunlarla ilgili örnekler de vererek hayatın ne olduğunu, hangi ortamda yaşadığımızı size aktarmak isterim. Şimdi yargıdan başlayalım. Bir anayasamız var. Ve bir de anayasa mahkememiz var. Anayasa mahkemesinin kararları bağlayıcıdır. Herkesi bağlar diyor. Kim söylüyor? Anayasa söylüyor. Ama Can Atalay'la ilgili bir karar verilir ve bu karar uygulanmazsa anayasa askıya alınmış demektir. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası askıdadır ve uygulanmıyor. Şeklen bir anayasamız var, şeklen bir anayasa mahkememiz var ama verdiği kararı uygulamayan alt mahkemeler var. Niçin alt mahkemeler? Çünkü onlar gücü saraydan alıyorlar. Yani tek adamdan alıyorlar. Gücü oradan aldıkları için de verdiği kararların da mükafatını bekliyorlar. Bu kararı uygulamadın, o zaman seni Yargıtay üyeliğine atayacağım. Bu kararı uygulamadın, o zaman seni bir üst mahkemeye atayacağım. Yeter ki sen benim taleplerimi yerine getir diyorlar. Dolayısıyla bu tablo kaldıracağımız türden bir tablo değildir. Bu tablo konusunda her birimizin ama her birimizin dikkatli ve duyarlı olması lazım. Bir gerçeğin de altını çizeyim. Malum kurbağayı kazana koyarlar, altını ateşi yakarlar. Sıcak bir suya attığınızda kurbağa refleks gösterir ve kazanın dışına sıçrar. Ama sıcak sıcağı ufak ufak
yapar, yani yakar, ateşi yakar ve sonra kızdırırsanız kurbağa farkında olmadan gider, ölür, hayatını kaybeder. Bugün yaşadığımız gerçek buna benziyor. Artık öyle kanıksadık ki Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı zaman ne parlamentodan bir ses çıkıyor, ne sivil toplum örgütlerinden bir ses çıkıyor, ne medyadan güçlü bir ses çıkıyor, ne sendikalardan bir ses çıkıyor, ne hukuk örgütlerinden bir ses çıkıyor. Baro Başkanı konuştuğu zaman da Baro Başkanı'nın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın sesi kesiliyor. Dolayısıyla yaşadığımız tablo Türkiye'de demokrasinin olmadığı gerçeğini vurgulayan bir tablo. Gezi tutukluları, siyasi tutuklular, bunlar 21. yüzyılın Türkiye'sinde yaşıyor. Hiç kimse siyasi görüşü nedeniyle tutuklanamaz, hapse atılamaz. Demokrasinin temel kuralıdır. Nereye giderseniz gidin, herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, herkes saraydaki gibi düşünmek zorunda değil. Herkes özgürce düşünmek ve düşüncelerini özgürce ifade etmek durumundadır. O zaman bu ülkede demokrasinin varlığından söz edebilirsiniz. Yürütme organı. Güçler ayrılığı diyoruz. Yargı, yasama, yürütme diye üç temel organ var. Gelişmiş demokrasilerde dördüncü güç medyadır. Şimdi yürütme organının başı Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının bir yemin metni var. Şöyle diyor: Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağım. Şimdi bizi dinleyen veya bu salonda olan vatandaşlarıma, arkadaşlarıma sormak isterim. Erdoğan Atatürk ilke ve değerlerine bağlı bir kişi midir, değil midir? Ben de biliyorum bağlı olmadığını. Ben de biliyorum. Şunu vurgulamak istiyorum. Gidip de parlamentoda ben Atatürk ilke ve değerlerine bağlı kalacağım, namusum ve şerefim üzerine an içiyorum diyen bir kişi an içtiği metne sadık kalmazsa o görevi yapmıyor demektir. Halkını kandırıyor demektir. Başka bir şey daha. Görevimi tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim diyor. Erdoğan'ın tarafsızlıkla görevini yapacağına hiç kimse inanmıyor. Zaten öyle bir gerçek diyor. Bir partinin genel başkanı tarafsızlıkla görev yapar mı? Yapmaz. Şu sorun hep açıkta kaldı. Bir cumhurbaşkanı ettiği yemine sadık kalmazsa, yani namusu ve şerefi üzerine yemin edip gereğini yapmazsa, şu soru hep açıkta: namus ve şeref kavramı neyi ifade ediyor? Namusu ve şerefi ayaklar altına alan bir kişi namus ve şeref kavramı üzerine yola çıkıyor. Demokrasimizin geldiği noktayı sizlere aktarmak istedim. Yasama organı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sanıyorlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin temel taşlarından birisidir. Öyleydi ama bugün öyle değil. Parlamentoda çoğunluğu olan siyasi otorite bir merkezden talimat bekler. Erdoğan'dan. O gelen talimata göre o ve MHP'nin milletvekilleri otomatikman 19 Mayıs hareketleri gibi ellerinizi kaldırın der, bütün milletvekilleri kaldırırlar. O grup için söylüyorum. Elinizi indirin dediğinde ellerini indirirler. Bu parlamento, dünyanın hiçbir parlamentosunda görülmeyen bir yasaya imza attı. Nedir biliyor musunuz? Tasarruf mevduatı sigorta fonunda yolsuzluk olduğu zaman yolsuzluğu yapan idareciler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz diye kanun çıkardı. İnanamıyorsunuz değil mi? Ama çıkardı. Bir parlamento yolsuzlukların üzerine gitmesi gerekirken, yani tüyü bitmemiş vatandaşın hakkını, hukukunu koruması gerekirken, tasarruf mevduatı sigorta fonunda yöneticilik yapanların yaptıkları yolsuzluklar için soruşturma ve kovuşturma yapılamaz diye yasa çıkardı. Akıl alacak bir şey değil, değil mi? Ama Türkiye'de olur bunda. Çünkü Türkiye'de demokrasi yok. Çünkü Türkiye'de güçler ayrılığı yok. Çünkü Türkiye'de bir kişinin iradesi Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çökmüş durumda. O ne derse olacak. Geldiğimiz noktada parlamento zaman zaman konuşulur. Efendim, gazi meclisimiz.
O Gazi Meclis'e bu meclisi karıştırmalı. Gazi Meclis, Mustafa Kemal'in yönettiği meclistir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Ve o meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisini belli süreyle veren meclistir. Bu meclis, sarayın emrinde ve kontrolünde olan bir meclistir. Bu meclise Gazi Meclis denemez. Bir daha söylüyorum, bu meclise Gazi Meclis asla ve asla denemez. Çünkü bağımsız iradesi olmayan bir meclisin Gazi'nin kurbanını taşımasına gerektir. Efendim, bir şey daha söyleyeyim. Bir milletvekili seçildi, Can Atalay. Güzel. Gittiler, 182 kuruluna başvurdular. 182 kurulu dosyasına baktı. Milletvekili olman için hiçbir engel yoktur dedi. Orada 7 hakim veya 8 hakim ona karar verdi. Yargıtay'dan ve Danıştay'dan gelen hakimler. Seçildi. Meclis'te adı okundu milletvekili olarak. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu'na üye olarak seçildi. Ama parlamentoya gelemedi. Parlamento başkanı da şu soruyu sordu. Neden kendi milletvekiline sahip çıkmıyorsun? Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanısın. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olarak hemen oturup Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazman gerekiyordu. Milletvekilini derhal serbest bırakın. Milletin iradesini sınırlayamazsınız demesi lazımdı. Kılını dahi kıpırdatmadı. Kılını dahi. Çünkü yukarıdan talimat gelmiş. O talimata uyacak. Değerli arkadaşlarım, buna benzer çok olay anlatılabilir. Şimdi ne yapmalıyız? Neler yapmalıyız? Hangi hedeflere kilitlenmeliyiz? Bu ülkeye basın özgürlüğü ve demokrasi gelsin diye. Birincisi şu. Değerli arkadaşlarım, Türkiye darbe hukukundan arındırılmak zorundadır. Bir daha diyorum. Darbe hukukundan, yani darbeler döneminde çıkmış yasaların demokratikleşme çerçevesini çizmemiz gerekiyor. 12 Eylül'de ve 15 Temmuz sonrası, yani 20 Temmuz sonrası çıkan yasaların mutlaka ama mutlaka demokratik çerçevede alınıp sorgulanması gerekiyor. Siyasi ahlak yasası mutlaka çıkmalıdır. Ahlak dersi veriyorlar değil mi herkese? Milletvekillerine bakıyorsunuz büyük bir kısmına, iktidar milletvekilleri ihale takipçiliği yapıyorlar. Milletin hakkını, hukukunu savunmuyorlar. Dikkatinizi çekelim. Çünkü çıkardıkları yasalardan haberleri yok. Talimata göre el kaldırıp indiriyorlar. Bir milletvekilimizin dediği gibi 19 Mayıs hareketleri gibi grup başkanı el kaldırır, blok olarak el kaldırırlar, o el indirir, blok olarak el indirirler. Bu tablo demokrasiye kasteden bir tablodur. Milletvekilinin milletin sorunlarını dile getirmemesi milletvekilinin görevini yapmaması demektir. Siz hiç bir AK Parti milletvekilinin meclis kürsüsüne çıkıp Türkiye'nin sorunlarını dinlendirdiğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü öyle bir talimat yok. Duyamazsınız. Üç, kamuda liyakat sistemi olmalıdır. Bakın değerli arkadaşlarım, liyakat nedir? Liyakat, devlet liyakat üzerine inşa edilir. Yani adalet üzerine inşa edilir. Yani işi eline vereceksiniz. Bir örnek vereyim, çok sık tekrar ettiğim bir örneği yine size vereyim. Diyelim ki devlet memuru olacaksınız. Bir, KPSS sınavına gireceksiniz. İki, sınavı başaracaksınız. Üç, aday memur olarak atanıyorsunuz. Dört, bir süre sonra asaletiniz onaylanıyor ve ondan sonra siz memur oluyorsunuz. Devletin en düşük kademesi şef. Şef olmak için belli bir süre memuriyette hayatınızı geçirmeniz gerekiyor. Ondan sonra şeflik sınavına giriyorsunuz ve şef oluyorsunuz. Milletvekili olmak veya bakan olmak için ise iki şeye ihtiyaç var. Savcılıktan iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. O kadar. Devletle, devletteki liyakat kavramıyla parlamentodaki milletvekillerini kıyaslamanız açısından bu örneği verdim. Devlet liyakat üzerine inşa edilir. Yani işi eline vereceksiniz.
Devlette şu anda liyakat yok. Bir daha söylüyorum. Devlette liyakat yok. En son teşekkür ederim değerli arkadaşlar. En son liyakatle ilgili olarak bakıldığı zaman, tabloya bakıldığı zaman devletin kurumlarının tahrip edildiğini görüyorsunuz. Devlet ayrıdır, siyasi parti ayrıdır. Siyasi parti halktan aldığı yetkiyle 5 yıl süreyle devleti yönetir. Devlet olmaz. O nedenle devlette liyakat vardır. O nedenle devlet kadroları sıradan kadrolar değildir. En son müsteşarlıkları kaldırdılar. Müsteşarlık devletle siyasi otorite arasında dengeyi sağlayan kişidir. Bir daha ifade edeyim. Müsteşar devletle siyasi otorite arasında dengeyi sağlayan kişidir. Bakana bu yanlıştır diyebilecek kişidir. Onu da kaldırdılar. Değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla liyakat sistemi önemli. Devlette hiçbir kurum, demokrasilerde devlette hiçbir kurum denetim dışında olamaz. Her kurum mutlaka denetlenir. Denetlenmeyen bir kuruma demokrasilerde rastlayamazsınız. Ama bizde denetlenmeyen dünya kadar kurum var. Örneğin Türkiye Varlık Fonu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Varlık Fonu'nu denetleyemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay Türkiye Varlık Fonu'nu denetleyemez. O kurumlarda ne oluyor? Hiçbirinizin haberi yok. Benim de haberim yok. Bürokratlardan gelen bilgiler dışında hiçbirimizin haberi yok. Dolayısıyla denetim dışı kalmaması gereken pek çok yer alan denetim dışında. Cumhurbaşkanlığı kim denetleyecek? Çoğu yasaların dışında. Yasalar uygulanmıyor onlara. Ve bunun için de özel yasa çıkmış. Şu yasalar, örneğin kamu ihale yasası Cumhurbaşkanlığı için geçerli değildir. İstediğini, istediği kişiye verebilir. Devlet dediğiniz kavram önemlidir. Devletin devlet baba değil, eli sopalı devlet baba değil. Kemal Tahir'in ifade ettiği gibi devlet ana olması lazım. Yani vatandaşına sevgiyle, saygıyla yaklaşması lazım. Devlet ana deyişinin temeli de budur zaten. Şimdi elini sopalı olan bir zat var yukarıda. Kim bir şey söylerse kafasına vuruyor. Eğer halledemiyorsa mahkeme başkanına telefon ediyorlar. Şunu tutun, hapsedin diyor. Ünvanı ne olursa olsun. Dolayısıyla devletin sosyal devlet, yani devlet ana olması lazım. Hepiniz vergi veriyorsunuz. Başka bir şey daha. Hepiniz vergi veriyorsunuz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Doğduğu andan itibaren. Peki ödediğiniz vergiler nereye harcanıyor? Kim harcıyor? Bu soru sorulmuyor. Bu soru sorulmadığı içindir ki Türkiye'de demokrasi gelişmiyor. Bir daha ifade edeyim. Benim ödediğim vergileri nereye harcadın ey hükümet sorusu sorulmadığı için Türkiye'de demokrasi gelişmiyor. Al Capone Amerika'da pek çok insan öldürmüştür ama hiç hapse girmemiştir. Vergi kaçırdığı için Al Capone hapse girmiştir. Çünkü diyor ki bir dakika diyor sen vergi kaçıramazsın. Bizde ise herkes kaçırıyor. Erdoğan'a yakın herkes malı götürüyor. Kimse de sormuyor. Çünkü onlar da denetim dışı. Ben boşuna beşli çeteler demiyorum. Bakın şimdi buradan İzmir'den çağrı yapalım. Hatta saraya çağrı yapalım. Beşli çeteler bu ülkeye ne kadar vergi ödedi? Ne kadar vergi ödedi? Asgari ücretinin vergisi belli. Esnafın belli. Peki bu beşli çeteler vergi ödüyor mu? Bunu ben öğrenmek isterim. Siz de öğrenmek istersiniz. Ama öğrenemezsiniz. Çünkü onlar özel koruma altında. Bu nedenle bir vergi konseyi kurulmak zorundadır. Vergi konseyi. İşçilerden, işverenlerden ve kamudan oluşan bir vergi konseyi. Vergi konseyi her yıl bir rapor düzenlemeli. Halktan toplanan vergilerin nerelere harcandığını kamuoyuna açıklamalı. Fransa'da var. Demokrasi var orada. Fransa'da var. Harcanan verginin hesabını soruyorsun. Kardeşim bir dakika. Benim vergimi nereye harcadın sen?
Ama bu soru bizde sorulmuyor. Sayıştay'ı göreve çağırın. Sayıştay, evet. Siyasi partiler yasası, bakın bir iki önemli darbe yasası var. İki önemli. Siyasi partiler yasası ve seçim yasası. Olağanüstü dönemlerde çıkmıştır. Bu iki yasa Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki en önemli iki yasadır. Bunların değişmesi lazım. Üniversiteler. Üniversiteler kesinlikle vezayetten kurtulmalı. Kesinlikle. Üniversitelerin bilimsel özelliği olmalı. Üniversitelerin yönetsel özelliği olmalı. Üniversitelerin mali özelliği olmalı. Bu üçü olmazsa üniversite olmaktan çıkar. O nedenle bilimsel özellik, mali özellik ve yönetsel özellik. Mahallede biz muhtar seçiyoruz ama dekanı kocaman koca hocaları seçemiyorlar. Çünkü yasak. Siz seçemezsiniz. Niye oluyor bu? Yürütme organı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi vesayetten kurtulmalı. Bunun için yasal düzenleme yapılmalı. Milletvekili özgür iradesiyle kürsüye çıkmalı. Özgür iradesiyle konuşabilmeli. Aksi halde demokrasi gelişmez. Eğitim sistemi sil baştan ele alınmak zorundadır. Eğitim sistemini başarılı kılan sihirli kelime meraktır. Çocuğun merak duygusunu büyütmediğini sürece o eğitim sistemi amacına hizmet etmez. Eğitimin çağdaş olması lazım. Evet, demokratik olması lazım. Ve eğitimin bunların elinden kurtarılması lazım. Medya özgürlüğü güvence altına alınmalı. Evet, medya özgürlüğü var, anayasada var. Medya hürdür, sansür edilemez diye. Külahı aldı bunu en iyi. Nasıl baskı kurulduğunu, nasıl baskılar uygulandığını herkes 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Özetle demokrasi için Türk hukuk sisteminin, bir daha ifade edeyim, Türk hukuk sisteminin 12 Eylül 1980 ve 20 Temmuz 2016 darbe hukukundan arındırılması lazım. Bunlar olmadığı takdirde demokrasi olur. Diyecekler ki, ay efendim 15 Temmuz darbe. Darbe tabii yani. 20 Temmuz'da daha darbe yaptınız. Allah'ın lütfu olarak etmediler bunu. 20 Temmuz'a geldiler, kanun hükmünde kararnameler, her türlü yetki aldılar. İstedikleri gibi at koşturdular. Tabii bereket versin, CHP var. Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi bu ülkede yaşayan insanların hakkını, hukukunu koruduk değerli arkadaşlarım. Şimdi gelelim başka bir konuya. Medya susarsa ne olur? Medyanın zor dönemlerden geçtiğini biliyorum. Büyük sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Kalemini satmayan gazetecilerin hangi zorluklarla ve hangi risklerle yazı yazdıklarını da gayet iyi biliyorum. Mesela, öbür tarafta Nasıl can verdi? Evet, evet. Ama öbür taraftan bir de kendisine gazeteci süsü verip müesses nizamın propagandasını yapıyorlar. Onlara gazeteci demiyoruz. Onlar ayrı yer. Onların parasını verdiniz mi istediğini yazar. Biz bunlara gazeteci demiyoruz. Gelsek gerçek gazetecilerden söz ediyorum. Eğer medya susarsa Anadolu'nun küçük ve yoksul köy okulunda parmak kaldıran kız öğrenci susar. Eğer medya susarsa tarikat yurtlarında istismar edilen yavrularımız susar. Eğer medya susarsa parmağını makineye kaptıran genç işçi susar. Eğer medya susarsa söylemekten utanıyorum ama zorla evlendirildim diyen genç kızlar susar. Çok güzel. Gazeteler medya susarsa ne olur? Kurutma makinesini çocukların odasına koyup üşümesin diye çalıştırıp yan odada kendini asan anneler susar. Eşi pazara gitmemiz gerekiyor, evde yiyecek kalmadı dediği için cebindeki 12 lirayı koyup yan odaya geçip intihar eden babalar susar. Torunlarına verirse biraz da kurban eti ben alayım. Pazara giden, bunun için pazara giden
Ama gördüğü kötü muamele yüzünden kendisini direğe asan Ali susar. Kanun hükmünde kararname mağduru annesi, hapishanede olduğu için kanser tedavisi gören, annesini sayıklayarak hayata gözünü yuman evladımız susar. Batınımız susarsa ne olur? Dilek Özçelik'i hatırlayın. Genç bir kız, kanser hastası. Hani bakan beyin yanına yaklaşıp, ya bir sorunum var kanser, bakan cebinden 3-5 kuruşu çıkarıp al bununla git deyince, ben dilenci değilim deyip küsen kardeşini susar. Yoksul, ayakkabısı doğru bir elbisesi olmayan çocuklarımız, evlatlarımız, yoksullarımız susar. Geçinemeyen emekçi susar. Umutsuz gençler, umutsuz anneler, babalar susar. Sevgili dostlarım, medya susarsa ne olur biliyor musunuz? Emine Şen Yaşar susar. Saniye Ateş, Ayşe Ateş susar. Şengül Habibioğlu, Gülsüm Evlat, Emel Korkmaz susar. Gülkan Elçi, Rakel Dinç, Ayşe Bülbül susar. Mısra Öz susar. Medyanın o açıdan susmaması lazım. Siz susarsanız, yani medya susarsa, Sema anneleri susar. Diyarbakır anneleri susar. Cumartesi anneleri susar. Lezzem anneleri susar. Medyanın susmaması lazım. Her türlü baskıya, tehdide, davalara, linç girişimlerine, hedef göstermelere, hapishanelere, hatta ve hatta ölümlere bile kendilerini halkı için korkmadan yürüyen gazetecilerimiz. Sizler susarsanız Cumhuriyet susar, sizler susarsanız hak susar, halk susar. Peki onlar sustuğunda kim konuşur? Hırsızlar konuşur. Arsızlar konuşur. Millet ve vatan düşmanları konuşur. Cumhuriyet düşmanları konuşur. Çocuk istihbaratçıları konuşur. Sapıklar, katiller konuşur. Mafya çeteleri, beşli çeteler, uyuşturucu baronları konuşur. Bir kereden bir şey olmaz denen o pis zihniyet konuşur. Ne yaparlarsa yapsınlar, asla ve asla susmayacak. Doğruları söyleyecek, her yere söyleyecek. Bayramlarda, törenlerde, Anıtkabir'de BOP eş başkanının elini sıkmayıp yüzüne bakmak. Konuşabilin diye elini sıkmıyor. Siz susmayın, konuşabilin diye onun elini sıkmıyor. Halkımıza tüsürdük dediği için, çapulcu dediği için onun elini sıkmıyor. Ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyor. Vatandaşlarımızı 3 paraya sattığı için elini sıkmıyor. Milletin parasına el uzattığı için elini sıkmıyor. Gezi'de kaybeden, hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz belki Elfan için elini sıkmıyor. Benim güne bakmıyor. Beni tehdit ettiği için değil, bana hakaret ettiği için değil, linçlere, suikastlara uğradığım için değil, saldırılara uğradığım için değil, gazeteciler, öğrenciler, akademisyenlerin hakkını, hukukunu savunmak için onun elini sıkmadım.
vatan toprağını terk ettiği için elini sıkıyorum. Ve gözüne bakıyorum. Türkiye'yi bir sığınmacı deposuna dönüştürdüğü için elini sıkmayacağım ve yüzüne bakmayacağım. Mücadele edeceğiz.